Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Etoday 1 bölümüyle karşınızdayım. Ber ata Etoday 1'e kaldığımız tabi Atavgaz hikaye modunda devam ediyoruz. En son ki Etoday bölümünde White Peak kısmında kalmıştık. Kızıl tırımızı bayağı bir geliştirmiştik fakat geliştirmelerimiz pek bir fayda etmemişti. O sebepler ötürü olarak da oyunun yeni yani sıradaki ama aynı zamanda oyundaki en iyi en güçlü aracı sizlerle beraber aldıktan sonra yüksek ihtimal artık bu White Peak bölümünü geçecek. Ardından da sıradaki bölümlere doğru yelkil açıyor olacağımızı düşünüyorum. Evet daha fazla etoday bir videoların gelmesini istiyorsanız ve sebze resek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak. cebi benim Rabbim kapıza daha rabbi de. Ne yapacağız da çok iyi biliyorsunuz. kaldığımız yerden tavga devam ediyoruz. Bu arada biraz hastalandım. Böyle boğaz bir şey oldu falan sesimden belki anlamışsınızdır. Bir de ufak bir burnum bakıyor ama ne video yapabilecek ne de yayın yapamayacak bir durumda falan değilim. O yüzden hiç rahat olsun o konuda. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Geçmiş olsun direkleriniz için teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız. İnşallah siz de iyisinizdir. İnşallah hasta olmazsınız. Özellikle yazın hasta olmak kadar e, can sıkıcı, iğrenç derecesinde berbat. Çok az şey vardır zaten gerçekten. Bu arada e, hadi biraz daha biraz daha gitsek. Ah be izin vermedi oyun. Neyse toplam 8 video biriktirmemiz gerekiyor. O zaman ben bir 2 atayım. Zaten aynı yerde duracağımız için çok da bir şey yok. Ee, haberiniz olsun videoyu durduruyorum kaldığımız yere tam gaz devam edeceğiz evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz 9 milyon paramız var ve sonuncu aracı nihayet açtık şöyle hemen yapabildiğimiz kadar upgrade'imizi de yaptık şimdi bakalım başımıza neler gelecek abi oha bu arada hayvani bir araç gerçekten o kadar büyük ki o kadar ağır bir şey ki zombilerin kafasını falan direkt koparıyor oha acayipmiş ha fenaymış başa belaymış Upgrade etmek için sabırsızlanıyorum. Umarım bu araçla oyunu bitirebiliriz artık. Hani daha hani geçmemiz gereken hani birçok bölüm de var hani. Hani bir bölüm falan da geçmeyeceğiz. Sadece burayı da geçmeyeceğiz yani. Neyse bir esprisi vesairesi vardır diye düşünüyorum. Yani umarım. En azından ben öyle düşünüyorum. Göreceğiz sizlerle beraber. Ama araç manyak bir şey yani. Çok rahat aşıyor engelleri. Bakar mısınız? E yani normal bu arada. Tabi tamam, diğer araçlar da rahat aşıyordu falan böyle. Yeni araç aldığımızda eyvallah da başka bir seviye yani. Da yani o evet. O ceset artık bir gitsin yani. Zahmet olacak ama. E, doğal olarak bu arada benzi tabii ki de çabuk bitecek. Yani hiçbir upgrade vesaire yok. Sadece yakıtı biraz yükselttik. O yüzden çok normal. Dünyanın en normal şeyi. Ama 2 milyon da paramızı yine kastık. E, direkt olarak motoru geliştireceğim. Mantıken obası gereken. Bu arada bu doğru 2'de 15'e 15'te 18'e geçiyorum. Buna bakayım. He, 10'dan 12. 12'de 16 ya. He tamamdır. Okey. Bir an aynı sandım. Bir yandık aynı sandım. Bir yandık ama sadece bi, bir, bir anlık çık. Çok da şey değil. Bir yandık çık yani. Güzel güzel. Motor upgrade ile başlamış olmamız güzel oldu. Çünkü başka upgrade yapamıyorduk. Yani. Tamam base'i arttırabilirdik eyvallah da. Hani doğal olarak motor upgrade ettiğimizde azı bir hızımız biraz artıyor birincisi. E doğal olarak yakıt depomuz da yükselmiş oluyor. İkincisi hale fazlasıyla yeterli bir sebep ya yükselt yapmak için. Bedavadan ekstra hızlı gidiyorsun. Bir de bedavadan ekstra benzinin var hani daha ne olsun. Bu arada şu zombilerle hiçbir şekilde kurtulamıyoruz ya. Acayip kanser ediyorlar. Bakar mısınız abi salmıyorlar bir türlü. Hiçbir şekilde salmıyorlar. Manyak mıdır nedir? Bir de öyle bir koşuyorlar ki yamyam yam gibiler. Tamam bunlar zombi eyvallah da ya. Zombi, zombi de zombilerini bilsin yani. Zombi de zombilerini bilsin yani bir zahmet. Bir de aracımız o kadar ağır ki burada geçemiyoruz. Yani düz geçemiyoruz. Ve rekoru da geçtik ve ucuda kaldık rekorun. Olsun da bir şey olmaz. Yükseltme yapabiliyor muyum? Evet yapabiliyorum. Hem menzili yapabiliyorum. Tekerleği yükseltiyorum hem de. Menzili de bir seviye arttırdık. Devam ediyoruz. Artık biraz daha rahat ederiz diye düşünüyorum. Hem menzili bir seviyede arttırdık ya. E doğal olarak biraz daha uzun gideriz. Bir de tekerleği de geliştirdik. Artık engelleri daha da rahat aşacağız. Belki kalasların üzerinde falan gidebiliriz bu sayede. Bakın gördüğünüz gibi kutuları çok rahat taşıyoruz artık. Bakın tuğlaları da bu şekilde aşabilecek miyiz? Yeterli olacak bir yani. Mavi tuğlada da birazcık takılıyor. O da normal diye düşünüyorum. Tam yükseltme yaptığımızda sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Hala birazcık takılıyor ama kafi ya. Olur o kadar yani. Var artık daha da hızlı gidiyoruz. O, o ayrı bir olay zaten. Arazi daha rahat aşabiliyoruz bu tekerlekler sayesinde. Tekel Ezra'ya büyük esprilerinden bir tanesi o. Engelleri rahat açmak, daha taşmak, daha az hız kaybetmek, engelleri aşmaya çalışırken bir üstüne yokuş falan çıkarken daha da rahat edebilmemiz. Bu arada gördüğünüz gibi yaptığımız yükseltmenin ne kadar fark yarattığını gördünüz. Çok rahat ediyoruz şu anda. Çok rahat ediyoruz. Ama şu Rocky gibi görünen zombiler hala canımı sıkıyor. Yani gördüğünüz gibi hani bayağı bir e, yavaşlatıyorlar bize. 3,5 buçuk da para kastık yaklaşık. Ee, transmisyon alabiliriz Yani vites kutusu 5 7 9 10 13 18 Bakın aradaki farkı görüyorsunuz Hani bu daha hızlı gidiyor yani Bu daha hızlı gidiyor E ben zırh takayım bu arada ya Çünkü malum tarz Tarzı zombiler sıkıntı yaratıyordu ya Artık yaratamasınlar Ve 100. güne geldik bu arada Bakalım yüzücü güne neler yapacağız Bakın artık rakileri geçiyoruz işte. Sadece açması biraz zor oluyor. E, çarpıp geçmesi değil de açmaya çalışması biraz can sıkıyor bir de. Onu da hallederiz zaten teker yükselmesiyle vesairesiyle. Bakın gördüğünüz gibi o büyük dikenler sayesinde artık daha da rahatsız. Üf uçuruz resmen. Ama biraz yavaş olması üzücü. Yani tırdan daha yavaş olması. Tabi ağırlığından cüstesinden falan dolayı normal evet bir anlar ama hani hız farkı da ciddi ama aslında. Yani o vites kutusu olayı ciddi fark yaratıyor çünkü hız konusunda. Azabi hız konusunda. Neyse bakacağız ya duruma göre. Belki başka bir araç daha vardır ama şu an gözükmüyordur. Aa, ne kadar güzel geçiyoruz orayı bu arada ya. Orayı öyle rahat geçiyoruz ya bir hoşuma gidiyor. Bir hoşuma gidiyor anlatamam sizlere. Benzin bitmek üzere bu arada. Kutular üstümüze yıkılıyor ama artık önemli değil yani zırt da fark yarattı gördüğünüz gibi. Tabi çok fazla engel olduğu için de tabi bir, bir yerden sonra takılırız olarak. Evet 3 milyona bir upgrade. Hızı biraz arttırdık. Bir üstüne benzeri bir seviyede arttırdık. Artık bitirebilir miyiz şu bölümü bu arada ya? Hani sıktı. <laughs> sıktı gerçekten sıktı artık bitirelim yani. Artık lütfen bitirelim. Yani şu bölümü geçene kadar canımız çıktı resmen ya. Hayır sanki final bölümü falanmış da ondan dolayı zorlanıyormuşuz desem eyvallah diyeceğim. Ama alakası da yok yani daha var. Yolara baktığımızda daha var. Üf ne güzel uçtuk bu arada yine. Bir de güçlendirici olsa var ya. Öyle bir basarım ki güçlendiriciye. Aklınız hayaliniz durur arkadaşlar. O derece yani. Yani çünkü araç o kadar hayvani ki. Devasa ki. Kutuları da rahat taşıyor ya. Zbam. Roket gibi gideriz ya. Diye düşünüyorum. Tuğlalar gelmediği sürece bu arada. Tuğlalar hala biraz sıkıyor. Rakileri rahat taşıyoruz zaten artık. Bir tane daha zırp bassak zaten artık arkadaki zombiler de pek şey yapamaz diye düşünüyorum. Hala çünkü arkamızda biraz şey yapabiliyorlar. O birazcık sorun. Bir de bir tekerleği bir kez upgrade etsek. Herhalde artık hiç takılmadan yokuşları falan da çıkarız. Bakın gördüğünüz gibi bir transmisyon sayesinde bir vites kutusu sayesinde ne kadar fark yarattığını gördünüz. 4 milyon para kastık. Yapabileceğimiz yükseltme yok abi şu anda. Benzin var benzini fullleyelim. Evet. Benzin antiva bitti. Bakalım nereye kadar gireceğiz. Benzini fullledik. Oha. Gördüğünüz gibi diş artık e, bire tamamlandı bu arada. Bire gerçekten tamamlandı. Motoru bastık herhalde tam bir olacak orası. Ben orası değişmiyor sanıyordum. Değişiyormuş. Yani bunda yani 7-8 bölüm sonra görmüş olmam. Fark etmiş olmam. Eytona 2'de diyordum yani ya, benzin bastığımızda hani diş falan daha yukarı çıkıyordu. Gözüküyordu falan. Burada niye gözükmüyor ya. Sonunda fark etmiş olmam güzel yani. Üf acayip gidiyoruz bu arada. Hayvani gidiyoruz. Artık bölümü bitirelim bu arada. Kaç? 4-5 upgrade yaptık çünkü yani. Hatta da yani 5-6 da olabilir. Yani ciddi bir upgrade. Ciddi bir yükseltme. Daha hızlı da gidiyoruz. Engelleri de biraz daha rahat aşıyoruz. Zırhımız var üstüne. E yeter o yüzden. Bir de şöyle takılmasak. Çok daha iyi olacak da. Dikkatli olalım biraz. Şurayı aşamıyoruz mesela. Burada bayağı bir takılıyoruz. Orada tekerlekler dolayı herhalde. Yeterli değil. Ama hala benzerimiz birazcık var. Hala birazcık var. Son bir diş. Yetmeyecek gibi duruyor ama bakalım. Çok engel var ya. Çok engel var. Hadi. Uçtuk o kadar. Hadi lan. Ulan ucunda kaldık. Şurayı da açsaydık. Bitecekti bölüm ya. Vallahi bitecekti bölüm ya. Güçlendirici takabilirim. Ama tekerlek daha mantıklı bu arada. Uf. Tekerleğe bak. Tekerleğe bakar mısınız arkadaşlar? üzere döndü araç iyice. Artık bitiririz diye düşünüyorum bu arada. Artık zahmet olacak. Bitirelim ya. Uf zombiyi de uzaya gönderdik. Uzaya göndermezsek olmazdı. E hadi bakalım artık bölüm bitsin. Bakalım sıradaki bölümde ne tarz engeller göreceğiz. Başımıza neler gelecek. Hani araç yeterli olacak mı? Yoksa illa tamamen yükselttikten sonra dikkatli mi oynamamız gerekecek? da 2 de malum bir, yere kadar fark yaratıyor bu arada dikkatli oynamak. Normalen daha hızlı bir şekilde bitirmek mümkün. Bakalım bu oyunlara mümkün ol olacak mı? O? Bu oyunlara o tarz bir olay olacak Yaşanacak mı? Evet gördüğünüz gibi hızımızı görüyorsunuz. Tır her ne kadar daha hızlı gitse de. Evet burayı yine aşamıyoruz bu arada. E yani böyle bir aracımız var ki bu orada. Kaç tonluk araç normal olur düşünüyorum. Bir yandan. Ama rahat geçeceğiz bölümü diye düşünüyorum artık. Hala bir buçuk dişimiz var. Hadi abi ha gayret. Bir diş kaldı. Geçtik geçtik tamam geçtik. Allah razı olsun oyun yani. Allah razı olsun. Nihayet ya. Bir ucu, ucu da geçtik ha. Ama geçeceğimiz belliydi. Evet 6.5 milyon da para geldi. Ve sonunda Exodus Drive. Galiba sadece ee, bir ya da iki bölüm kaldı Çok emin değilim ama 8.5 milyonumuz var yaklaşık Silah almam şu anda Hayır ama şu Zırhı bir güzel fullerim abi Exodus right Exodus drive hadi bakalım Ama bayağı bir zorlanıyoruz lan bu ne Bak rakide geçemiyoruz Yuh ee, Anormal bir şey değil mi bu abi Bakar mısınız eriyoruz şu an resmen Benzinimiz eridi Herhalde son yükseltmeleri de yaptığımızda biraz rahat ederiz diye düşünüyorum. Ama bakar mısınız? Yetmiyor ki. Çıkamıyoruz. Oha. Ben de bundan bahsediyordum işte. Hani hala oyun bitmedi. Bitmese daha var. O zaman ne olacak falan diye düşünüyordum böyle. Ay bu oyun neymiş ya? Başka alınacak araç yok ki. Yoksa var da ben mi görmedim acaba? Belki de açılmış olabilir. Bilmiyorum. Ama görürüz gibi yani. Yarıyı birazcık geçtik. Ama bitti benzin yani. Gördüğünüz gibi. Kaç para geldi? 5,5 milyon. Ay başka araç da alamıyoruz ki istesek de. Çok ilginç. Şunu alayım bu arada. Üf. Bu ne lan bu arada? Oha kimyasal kimyasal araca döndü iyicene. Bakalım fark yaratacak mı güçlendirici. Çok yaratmaz gibi geliyor bana ama. Belki silah falan da fullesek zombileri de daha rahat aşacağımız için. O zaman belki biraz daha işlevsel olabilir. Ama gördüğünüz gibi hiçbir işe yaramıyor. Şu an güçlendirme. Doğal olarak bu arada. Çok doğal yani. Şuraya bakar mısınız? Şu kalabalığa şu uğraştığımız, aşmaya çalıştığımız engellere bakar mısınız? Tahmini arada böyle rahat geçtiğimiz yerler oluyor da. Yani bir zahmet o kadar dolu versin. Şu an biraz daha iyi oynadık bu arada. En az öyle gözüküyor. Herhalde rekoru geçeriz. E, çok fazla geçmeyiz diye düşünüyorum ama geçeriz ya. Yine iyi geçtik bu arada rekoru. Oha bayağı iyi geçtik daha rekoru bu arada. Bu kadar rekoru geçmeyi beklemiyordum. 7 milyon para geldi. Yine ekstra pek yükseltme yapamıyoruz. O zaman şöyle yapayım. 2,5 milyonumuz kalsın. 2 elde atalım ondan sonra bitirelim yavaştan. Hatta bu en son olsun sıradaki bölüm. Ee, final bölümü olacak ne olacak bilmiyorum ama onu da sizlerle beraber görürüz. Youtube'dan falan da bakmayacağım hatta hiç. Normalde hiç bakmıyordum. Baksam mı diye düşündüm hani başka araç var mıdır falan. Yok abi hiç uğraşmayacağım hiç bakmayacağım. Gerek yok. Ya belki diğer modları bitirmem gerekiyordur ve sonra bir araç daha gelir falan. Yani olabilir yani. Ama Eto'da 2'de story modu bitirdikten sonra farklı modlar açılır. Keşif modudur vesaire. İşte temiz sürüş değil de. <laughs> Temiz sürüş, eee, Karek ve Resik'te vardı. İşte keşif, yolculuğu vesaire falan vardı böyle değişik botlar vardı. Hatta ben bayağı bir kanser oluyorum. O, e, dropları toplayana kadar bayağı bir deli oluyordum. Bu arada o kadar güçlendiriciyi bastık, yükselttik, bir zahmet rekoru biraz geçelim ya. Biraz fark yaratsın yani. Şöyle bir yokuş aşağı, yokuş aşağı, yokuş aşağı. Git 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 git. Rakide vur. Güzel rakide kestik. Orada bir zombi daha kestik. Ee, tamam yeter. E, yeter bir zahmet. 11 milyon da yaklaşık paramız oldu. E, şu turbo motoru artık bir tamamlayalım. Turbo motor bu arada. Yani dizel falan değil artık turbo motor. O sebepten ötürü. Bak, bakın burada full dizel motorlar. Bakın full dizel arkadaşlar. Yani bir de burada e, turbo motor olayı var. Başka. işte gördüğünüz gibi normal motor. İşte turbo motoru vesaire. Ama burada direkt olarak turbo motor ya yani 1.8 litrelik. Daha ne olsun yani? Evet, sevgili arkadaşlar yavaşlar videoyu bölümü sonlandırıyorum, bitiriyorum. Zaten videoda 15 dakika olmuş. Bakalım bir bölüm daha var mı yoksa son bölüm mü olacak? Onu sizlerle beraber göreceğiz. Bakın önce e, story modu bitirmemiz gerekiyor. Bakın yazıyor burada zaten. Yani öyle bir olay da yok. Neyse sevgili izleyicilerimiz çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı bir beni bırakın. bir kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza yapma sizlerine başka üyelerimize ve haberdar olursunuz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.